Evet, şimdi hep birlikte Neolitik Köy Müze ve Zaman Tüneli'nde bir beraber yürüyüşe çıkalım. Doğal bir yeşil tünel. Güzel yapmışlar burasını. Evet, tünelin ucu göründü. Müzeye doğru gidiyoruz. Evet, şu anda burası temsili olarak sonradan yapılmış Neolitik köy. Günümüzden 6 ile 8 bin yıl önce insanlar böyle toprak evlerde yaşıyorlarmış. Tabii çatı fazla dayanmamış. Şu anda bir evin içindeyim. Toprak olmasına rağmen ve sonradan yapılmasına rağmen sıcaklık farkı var. Evet. Mesela şimdi burada görüyorsunuz demir kullanılmış son yapıldığı için ama o dönem hepsi ağaçtan ve ahşaptı. Çamurun yani sıvanın içinde de yine ahşap kullanılıyordu iskelet olarak. Yani demirin yerine tabii ki o zamanlar ağaç kullanılıyordu. Buna rağmen bakın yeni yapılan çökmüş, hasar görmüş. Evet, aşağıda da yine bir yerleşim, temsili yerleşim yeri var. Şimdi oraya doğru gideceğim. Şimdi kapatıyorum. Ve erikler dağda. Mevsimin ilk eriğini yiyeceğim. Evet, üzümler de Eylül'e doğru olur. Hatta bazı üzümler kararmaya başlamış. Evet, gelin evine hoş geldiniz. Evet, gelin evinin içi. İçerisi de gayet serin. Balkon kısmı yeri. Evet, bir sandalye çek.
Evet, köy evinin içindeyiz şu anda. Pekmezlik gördüğünüz gibi. Bunun içinde pekmez yapılıyor büyük ihtimalle. Yapılıyordu. Ya burada toplanıyordu. Haznesi burası büyük ihtimalle. Evet, burası da köy mutfağı. Yine eski bir radyo. Fıçılar. Eskiden köylerdeki sobalar. Köyde bizde de vardı bunlar. Çok çabuk ısıtırdı. Evet, şimdi köy muhtarına gidiyorum. Köy hakkında bilgi alacağım. Evet, muhtarın mekanı. Ama muhtar şu anda evde yok. Başka bir sefer inşallah. Çok sağdaymış muhtarın evi. Evet, dokuma evi. Dokuma evine gelmişken bakalım güzel kumaşlar var mı? Evet, dokuma evinin iç kısmı daha yeni dokunuyor. Kumaş yok. Veya halı, kilim. Tezgahlar burada dokunuyormuş. Tezgahlarda dokunuyormuş. Bunların da içine benim tahminim, yanlış bilgi vermek de istemiyorum. Zeytinyağı konuluyordur herhalde. Çok güzel dekore edilmiş buralar. Düzenlemesi yapılmış. Bir köy hayatını temsili olarak çok güzel anlatmışlar. Evet, şu anda masal evine geldim. Bakalım içeride masal zenine veya masal cedide var mı ve masal anlatacak mı? Evet, üzümler yine. Evet, masal evine doğru çıkıyorum şimdi. Evet, burası da masalların anlatıldığı ev.
Sade. Minderlerde oturuluyormuş. Bir post var ortada. Büyük ihtimalle o posta o köyün en yaşlı ninesi veya dedesi oturur. Masalları çocuklara anlatmaya başlamış. Masal evinin dışından bir kesit. Evet, geldik demirci atölyesine. Evet, bu körükler sayesinde demirler eritiliyor. Bıçak, balta, keser yapılıyormuş. Burada da örs ve çekiçle işte demir tava getiriliyormuş, dövülüyordu. Evet, bu da yine körüğün bir parçası. Bunlar da işte demircilerin yaptığı araç gereçler. Evet, burası da zeytinyağının yapıldığı yer olmalı. Yağ üretimi burada yapılıyordu. Bu kol, bu manivela ile bu kol çevrilerek yavaş yavaş zeytinler yağa dönüştürülüyordu. Bakalım mekanizma çalışıyor mu? Mekanizma hala çalışıyor. Çarklar dönüyor. Evet, burası da pazar yeriymiş. Böyle bir yer. Alım satım işleri burada yapılıyormuş.